Merhabalar. Tadımlık belgesellere hoş geldiniz. Yepyeni bir video ve tabii ki sizler için seçtiğim yine çok güzel bir konuyla karşınızdayım. Bu videoda sizleri Anadolu'nun biraz güneyine doğru götürmeyi planlıyorum. Gaziantep'e gideceğiz hep birlikte. Çok enteresan bir yeri beraberce ziyaret edeceğiz. Gaziantep'e gitmeden önce hangi konuları inceleyebileceğim, nerelere gideceğim, hangi çekimleri elde edeceğim konusunda araştırmalar yaparken birçok konuyla karşılaştım. Ve anladım ki Gaziantep'e bir kere gitmekle her şeyi bitiremeyeceğim. Öyle bir şehir Gaziantep. İnsanların metalle ilk uğraştıkları dönemlerden beri Gaziantep var. Dolayısıyla müthiş bir doğa, müthiş bir tarih zenginliğiyle karşılaşıyorsunuz burada. Elimden geldiğince ilk öne çıkan konularla başlamaya karar verdim ve gittim Antep'e. İlk gün yağmurluydu biraz. Yine de çekimlerimizi yaptık. Biraz serin bir havaydı. Otelimize döndük. Ertesi gün antik dünyanın en önemli yerlerinden bir tanesine gideceğiz. Yesemek heykel atölyesi. Antik heykel atölyesi. Çok merak ediyorum bir yandan. Önemini de çok iyi biliyorum. Sabahleyin heyecanla kalktım. Fakat boğazımda müthiş bir ağrı. Sesim çıkmıyor. Yani konuşamıyorum. Hemen arkadaşlarıma söyledim. Sıcak bir şeyler. Eczaneye gittik, bir ilaç aldık. Onu içtim. Bir programımız var. Ona da uymak zorundayız. Yani o gün Yeseme'ye mutlaka gitmemiz gerekiyor. Hep beraber yola çıktık. Çekimlerimize başladık. İlk çekimlerde biraz zorlandım. Sesimden de bunu anlayacaksınız zaten. Ancak burası o kadar güzel bir yer ki. Arkasında o kadar güzel bir hikaye var ki. Buradan saraylar çıkmış, şehirler çıkmış. İsterseniz o hikayeyi hep birlikte yaşayalım. İnsan hastalık falan dinlemiyor Anadolu'da gezerken. Bir sürü ateşim vardı. Onu da unuttum. Akşam otelime döndüğümde çok mutluydum. Buyurun. Bütün dünyada olduğu gibi Anadolu'da da krallar ve kraliçeler tarih boyunca dosta düşmana güçlerinin büyüklüğünü, saraylarının ve şehirlerinin kutsal tanrılar tarafından nasıl korunduğunu göstermek istediler. Bunu yapabilmek için sahip oldukları mücevherlerden altın ve gümüşten çok daha değerli olan, zamanın yok edici gücüne en çok direnebilen şeyi, şehirlerini, tanrılarını, kendilerini ve geçmişlerini yontabilecekleri sağlam taşları aradılar. Onlara bu ruhu verebilecek sanatçıları korudular. Her kayaya güvenmediler. Ama bulduklarında da yüzyıllarca kaybetmediler. Tıpkı zamanda donup kalan Yesemek Taş Ocağı ve Antik Heykel Atölyesi gibi. Yesemek, İslahiye'ye yaklaşık olarak 27 kilometre uzaklıkta küçük bir belde burası. Ama dünya üzerinde eşi benzeri olmayan antik Yakın Doğu'nun en büyük heykel yapım atölyelerinden bir tanesine ev sahipliği yapıyor. Geç Hitit dönemi, yakınlarda Samal Krallığı var. Zincirli diye bugün bilinen noktada yaklaşık olarak 40 kilometre uzaklıkta. Kral 1. Suplima bu atölyeyi çalıştırmaya başlıyor. Yaklaşık 500 yıl boyunca burada yüzlerce usta yakındaki çok kaliteli taşları kullanarak heykeller yapıyorlar. Ama bitirmiyorlar heykelleri, yarım bırakıyorlar. Çünkü oldukça uzun bir noktaya iletilmesi, taşınması lazım. Yağlı kazıklar üzerinde hayvanların yardımıyla götürüyorlar. Gittikleri yerlerde ustalar bu heykelleri tamamlayıp tapınakların, sarayların olması gereken noktalarına yerleştirmişler. Bunlar çok özellikle eserler. Hitit sanatının gelişimi konusunda çok önemli bilgiler barındırıyorlar. Ayrıca arkeologlar heykel yapım aşamalarını bu taşlar üzerinde kolaylıkla izleyebiliyorlar. Bu aşağı yukarı burada tamamlanmış bir Sphinx. Gittiği yerde detayları yapılacak. Bunu daha önce söylemiştim. Bu eserleri yapanlar o dönemde buranın yerli halkı olan Hurlar. Ta ki M.Ö. 8. yüzyılda Asurlar gelip Samal Krallığı'nı ortadan kaldırıncaya kadar. Asurlar buradaki değerli ustaların birçoğunu beraberlerinde alarak gitmişler ve atölye tamamen terk edilmiş. Her şey
binlerce yıllık uykuya dalmış burada. Yesemek'teki bu çok önemli heykel atölyesinin varlığını ilk kez krallık merkezinde, Zincirli'de kazılar yapmakta olan Felix von Luschan isimli arkeolog fark ediyor. İlk kayıtları o tutuyor ve dünyaya duyuruyor. Ardından uzun bir süre burası yine sakin. 1955'te Profesör Bahadır Alkım Hoca geliyor. 5-6 sene kadar araştırıyor, bazı eserleri ortaya çıkarıyor ve 1989'a kadar yine çalışmalar durduktan sonra 89-91 arasında arkeolog İlhan Temizsoy buradaki çalışmaları biraz daha ilerletmiş. Ama tamam mı? Bence hayır. Daha toprağın altında belki yüzlerce eser çıkarılmayı bekliyor. Onlar oldukça ağır eserler. Biraz da ekipman ve masraf isteyen bir iş bu. Belki de o yüzden biraz yavaş yürüyor. Ama bulunanların arasında çok güzel şeyler var. Mesela burada bir savaş arabası betimlenmek istenmiş. İşte o arabanın tekerleğini görüyoruz. Şu üstteki parçası kayıp, henüz bulunmamış. O da mutlaka yakınlarda bir yerde ama çıkarılmayı bekliyor. Savaş arabasının atı da burada. Arkeologlar bu iki taşı bir araya getirince anlam kazanmış. Altında bir insan var. Bu büyük bir ihtimalle atın altında ezilen düşman askeri. Gövdesi, boynu ve başı kaba taslak olarak belirlenmiş. Hemen önünde bir geyik figürü var. Bu figürler mutlaka bir şey anlatıyor olacaktı, bitseydi. Ama bu haliyle de çok güzel. Hemen kazıların yakın bir tarihte başlayıp bu eserlerin ortaya çıkarılması ne güzel olurdu. Zincirli, eski Samal şehrinin kalıntılarının bulunduğu 40 hektarlık höyüğün modern ismi. Amanos dağlarının doğu eteklerinde yer alır. Amanos dağlarından geçilebilmesi için kullanılması gereken iki büyük geçitten biri olan doğu tarafındaki Bahçe Geçidi, bu yerleşme sakinlerinin kontrolü altındaydı. Samal kralları bu sayede Mezopotamya ve Akdeniz arasında yapılan kervan ticaretinden kâr elde edebiliyorlardı. 1888 ile 1902 yılları arasında liderliğini Felix von Luschan'ın yaptığı Alman arkeologlardan oluşan bir ekip, Zincirli'de 5 sezon boyunca kazı yaptı. Kazılarda yerleşmenin ortasındaki 5 hektarlık yukarı höyükte birkaç saray ve başka büyük yapılar ortaya çıktı. Alman kazı ekibi hemen hemen tamamı Yesemek kökenli düzinelerce heykeltıraşlık eseri buldu. Şu anda bir kısmı İstanbul, büyük bir kısmı da Berlin'de sergilenen bu parçalar içinde önemli binaların girişlerini koruyan aslan ve sfenks heykelleri, ana kapılar, sarayın cephesinde bulunan süslü sütun kaideleri ve rölyef işlenmiş bazalt levhalar da var. Birçok Anadolu eseri gibi onlar da evlerinden çok uzaktalar. İşte Hitit tanrıları, dağ tanrıları bunlar. 3 tane gösterilmiş ve aralarında Hititlerin meşhur güneş kursları. 1, 2, 3 ve 4 tane güneş kursu başlarının hizasında. Bu tanrıların kendilerine özgü bir takım giysileri var. Elleri göğüslerinin üzerinde gösterilmiş. Belki de bunlardan birkaç parça bir araya getirilerek bir sahne oluşturulacaktı burada. Yarım kalmış. İşte her şeyin başladığı nokta burası. Yesemek sırtlarında biraz daha üst seviyelerde bulunan bir taş ocağı burası. Çevremdeki kayaların hepsi bazalt. Bazalt volkanik bir kayaç ve genellikle gözenekli bir kayaçtır. Bu yüzden çok fazla mimari parçalarda ve heykelde tercih edilmez. Çok eski dönemlerde sıkça kullanılmıştır. Ancak ustalar burada o kadar kaliteli bir taş bulmuşlar ki atölyeyi de bu taş ocağının hemen eteklerine kurmuşlar.
ince gözenekli bir bazalt türü bu. Çok dayanıklı. Bunu anlamışlar. Ancak bir sorun var. Yerinden nasıl çıkartacaklar? Bunun için kayalara delikler önce açmışlar. Bazen çatlaklar oluşturmuşlar. Bu çatlaklara ağaç kütükleri çakmışlar ve sonra bu ağaç kütüklerini sulamışlar. Şişen ağaç kütükleri kayaları çatlatmış ve parçalara ayırmış. Buradaki kayaların en küçük parçası, kullanılabilen kayaların 1 ton ağırlığında. Zaten daha küçük parçaları kullanmıyorlar. İlginçtir. Çevrede yapılan araştırmalarda yüzlerce usta çalışmış olmasına rağmen bir tane bile alet bulunamamış. Ama araştırmacılar mutlaka taşçı çekici, taşçı çivisi, manivela, bir takım başka türde taşlar, öğütücü taşlar kullandıklarını düşünüyorlar. Ayrıca matkabı da bildiklerini düşünüyorlar ama bu heykellerin üzerinde matkap delikleri yok. Burada biraz daha kaba bir çalışma yapılmış. Ancak her şey olduğu gibi bırakılmış ve her şey sona ermiş burada. Türkiye büyük bir ülke. Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında dev inşaat firmaları çok büyük projelere imza atıyorlar. Görkemli vinçler onlarca tonluk dev blokları kaldırıp büyük binalar inşa ediyor. Ancak Yesemek'te birkaç tonluk 3500 yıllık taşları yerinden kaldırıp heykellerin yüzlerini çamurdan kurtaracak vinç bulunamıyor. Ödeneksizlikten şikayet ediliyor. Oysa birkaç yıl önce burada bir heykel atölyesi için Avrupa Birliği'ne başvurulmuş ve Avrupa Birliği hemen bu atölyenin düzenlenebilmesi için 250 bin euro göndermiş. Artık bence sıra Yesemek'te. XIX yüzyılın sonları ve hatta geçtiğimiz yüzyılın başları da dahil olmak üzere Felix von Luschen, Alman arkeolog, antropolog, araştırmacı, maceraperest. O dönemlerde zaten insanlar belli bir konuda uzmanlaşmış değiller çok fazla. Hemen hemen her konuda aşağı yukarı bir bilgiye sahipler ve dünyanın dört bir yanına dağılmışlar. Eski dünyaya ait eserleri ve şehirleri, medeniyetleri ortaya çıkarabilmek için. Bunlardan bir tanesi de elbette Hititler. Zincirli höyük müthiş bir hedefti Felix von Luschen için. Ekibiyle birlikte kazılar yaptı. Birisi Yesemek'ten tabii ki haberi vardı. Eserlerin nereden geldiğini biliyordu ama oradaki eserler yarımdı. Onlara çok fazla ilgi göstermedi Felix von Luschen. Bitirilmiş olan saraydaki eserlere yöneldi ve onların büyük bir bölümünü de ortaya çıkardı. Bugün öyle değil. Antik heykel atölyesi Yesemek, sanat tarihçilere, arkeologlara çok önemli şeyler söylemek için hazır bekliyor. Bu eserlerin nasıl ortaya çıkartıldığı, hangi aşamalardan geçtiği hala çok fazla bilinmiyor. Bir an önce dünyaya Yesemek'i tanıtmalı ve oradaki eserleri layık olduğu şekilde sergilemeliyiz. Bir başka videoda tekrar buluşalım. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Hoşça kalın.